Merhabalar, ben Fatih. Zorak Şef'e Zorak Yap'a hoş geldiniz. Geçenlerde yaptım. Pokemon'un Pokédex pastası cidden çok güzel yorumlar aldı. Özellikle Pokemon Go fanları tarafından çok ilgi gördü. Hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. Gene aynı fenomenle devam edip Pikachu'nun güzel peluş bir bebeğine benzer bir telefon kılıfı veyahut da çanta olarak kullanabileceğiniz ufak bir bebek yapacağız. Sizlerin ve özellikle çocukların çok hoşuna gideceğine eminim. Keçeden yapacağız. Çok basit bir yapım var. Çok basit bir tarifi var. Hepiniz hoşuna gidecek. Hadi bakalım yapmaya başlayalım. Malzemeler olarak internetten bulacağınız bir görseli ilk başta A4 kağıdına çıkartıp bu görsele uygun keçeler satın almanız gerekiyor. Bu keçelere gelince cidden çok uygun fiyatlılar. 10 tanesi 7,5 lira gibi bir şey satılıyor. Bu görsele uygun olarak gene iplik kullanacağız. İğne, makas ve bazı yerlerini rahat kesebilmeniz için kalem. Bunları yavaş yavaş yaptıkça zaten kafanızda canlanmaya başlayacaktır. Şimdi ben bu görsellerle ilgili ufak bir ayrıntıyı anlatmak istiyorum. Ben cep telefonu kılıfı olarak yapacağım için iki tane çıkarttım bunlardan. Ve bir tanesinin tam ortasında gördüğünüz şu transparan siyah bölgeyi yaptım. Bu da benim cep telefonumun içine girecek kadar olan kısmı. Özellikle bunu yaptım ki doğru bir boyutta yapabiliyor muyum? Doğru boyutta bir peluş bebek yapabileceğim mi diye önceden denedim ve gayet iyi oturdu. Şimdi buna göre kesip bir kalıp çıkartacağım. Bu kalıbı da diğer keçelerin üzerinde çizip kesip kullanmaya başlayacağız. Zaten yaptıkça da kafanızda şekillenmeye başlayacak. İlk etapta bu A4 kağıdından bizim parçaları çıkartmamız lazım keserek. Bunlarla başlayalım. Kuyruğu, kulakları ve vücudunu yaptık. Ayrıca yanaklarını, gözlerini demir paralarla keçenin üzerinden çizerek yapacağız. Fark etmişsinizdir, ayağını da kestim. Çünkü ayağını içeri doğru yapacağım için buradan ortalama şöyle bir parçayı daha sonrasında işlem bittikten sonra keseceğim. Ona göre de ayaklarını kesip buraya monte edeceğim. Şimdi kalıbımızı rahat rahat çizebilmek adına toplu iğneyle keçemize iliştireceğiz. Şimdi kaydırmadan güzelce etrafına çiziyoruz. Birincisini güzel çizdik ve buralardan keseceğiz. Ama ikincisini yaparken ki en büyük ayrıntı yani arka tarafı yaparken bir miktar ortalama 1,5-2 cm kadar uzun keseceğiz. Bunu yapmadan önce ne yapacağız? Telefonun içerisine girmesini istediğimiz yerden itibaren keseceğiz ve o taraftan 1 cm yüksek yapıp geri kalanını ayrıca keseceğiz. Hemen göstereyim. Diyelim ki telefonumuzu şu noktadan soktuğumuzu düşünelim içeri ve şöyle içeri doğru kaydırdığımızı düşünelim. Yani şu yanakların başladığı noktalardan kesip biraz uzunca bırakabiliriz. Orası böyle bir tam olarak bir kapak gibi olacak. Şu kadar alını kesmesek bile olarak da şu şekilde yapabiliriz. Şimdi uygun bir alandan işaretleyip keselim. Ve aynı şekilde buraları da işaretliyoruz. Bu kısmı da hallettikten sonra şimdi bu kalan kısmı için dedim ya 1 cm boşluk bırakmamız lazım. Bu bunun üzerine kapak olacak. Yani o da ortalama şöyle yapmamız yeterli. Şu kısmı da içerisine gizleyecek şekilde saklayabiliriz. Evet. Birçok bölüm tamamlandı. Gelelim kulaklara. Kulakları da aynı şekilde sağlı sollu olmak üzere çok fire vermeyecek şekilde işaretliyoruz. Kuyruk kısmında uygun bir yerden işaretliyoruz. Sarı kalıbımız tamamen bitti. Gördüğünüz gibi her tarafı çizdik. Sadece kesmek için kenar alıyoruz. Şimdi gelelim göz kısımlarını yapmaya. Gözlerini yapmadan önce güzelce keselim.
Evet. Hemen siyah keçemizi alıyoruz. Onun üzerine işaretlenebilecek şekilde yerleştiriyoruz. Geriye kaldı bir beyaz kısmı. Bu beyaz kısmı içinse beyaz keçemizi alıyoruz. Yerleştirmeden önce beyaz kısmı dikkatli bir şekilde çıkartıyoruz. Şimdi ufak bir ayrıntı. Şuradaki kahverengi bölüm. Yani Pokemon'un kuyruk kısmındaki ufak kahverengi bölüm için turuncu kısmı kullanacağım. Basit bir şekilde kesiyorum. Üzerine yerleştirip onu da çizip kalıbını çıkartıyorum. 1 lira ile 2 tane yanak çiziyorum. Hepsini çizdik ve şimdi onları dikkatli bir şekilde keseceğiz. Ardından dikişine başlayacağız. Tüm malzemelerimizi kestik. Onları güzelce dikeceğiz ve ayrıca siyah bir iplikle de burnunu ve ağzını da yapacağız. İlk başta bütün her şeyi monte etmeden önce iki parçalı alanları birbirine birleştirip ondan sonrasında tümünü monte edeceğiz. Yavaş yavaş yapalım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi geldik en önemli noktalardan birine. Burnunu ve ağzını kalemle çizeceğiz. Ardından siyah iplikle oraları kontür şeklinde dikeceğiz. Hepsini güzelce diktik. Şimdi bunları tamamıyla birleştirmeye vakti geldi. Bugün Pokemon'un Pikachu karakterinin cep telefonu kılıfı yaptık. Çok güzel ciciş bir cep telefonu kılıfı oldu. Bunu aynı zamanda bir çanta olarak da kullanabilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Beni aşağıda açıklamalar bölümünde bulunan sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Her gün çok değişik şeyler paylaşıyorum. Bu arada bu videomu ve diğer videolarımı uygularsanız ve sosyal medya hesaplarından özellikle Instagram'da beni Zorakişef tag ile etiketlerseniz bu çok hoşuma gider. Videolarımı paylaşmayı unutmayın. Diğer videolarıma ulaşmak için ise şuradaki butona, abone olmak için ise hemen şuradaki butona basmanız yeterli. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Pika pika.